1914 yılında Bucak merkezi, 1952 yılında kasaba, 1987 yılında da 3392 sayılı kanunla Nevşehir ile bağlı bir ilçe olmuştur. Nevşehir Aksaray Karayolu üzerinde bulunan Acıgöl ilçesinin merkezi Nevşehir'e 20 kilometre uzaklıktadır. İlçenin biri ilçe merkez belediyesi olmak üzere 5 belediyesi ve 8 köyü vardır. İlçe ekonomisi genelde tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. İlçenin ilk adının Topağda olduğu, sonradan bu ismin Dobağda olarak kullanıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. İlk çağlarda Kapadokya diye anılan bölgenin ortasında bulunan ilçe, 3. ve 4. yüzyıllar arasındaki Hristiyanlık aleminin buhranlı dönemlerinde önemli bir yerleşme alanı olmuştur. Hititlerin, Friklerin, Perslerin ve İskender İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kalmış, Roma idaresinde bulunmuş, bu imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla da Bizans sınırları içerisinde kalmıştır. İslam ordularının İstanbul seferleri sırasında geçici olarak istila edilen bu topraklar, 1015'ten itibaren Anadolu'da yaşayan Türk akınlarının tesirinde kalmış, 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra da kesin olarak Türk toprağı olmuştur. Önceleri Danişmentlilerin hakim olduğu topraklar 1175'ten itibaren Anadolu Selçuklu Devleti'nin eline geçmiştir. Bu devletin 1308'de yıkılmasından sonra İlhanlılar, Eretnaoğulları, Kadı Burhanettin ve Karaman oğullarının idaresinde bulunmuş, Yavuz Sultan Selim tarafından 1515'te Osmanlı topraklarına katılmıştır. Acıgöl ilçesi, bağlı olduğu Nevşehir ilinin batısında Acıöz çayının çevresinde kurulmuştur. İdare sınırlar olarak doğusunda Nevşehir, batısında Aksaray, güneyinde Derinkuyu ilçesi ve kuzeyinde Gülşehir ilçesi ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1235 metre olup yüz ölçümü henüz belli değildir. İlçenin çevresinde volkanik olaylar sonucu sönmüş yanardağlar mevcuttur. Bu dağlar lav ve tüf püskürmüş, bu püskürük maddeler çevrede kalın tabakalar halinde tortulaşmıştır. Bu tortulara mağar denilmektedir. Şu anda içinde su bulunmayan ve ilçeye adını veren Acıgöl Çukurluğu da aslında yanardağ ağasıdır, volkanik göldür. İlçenin tek akarsuyu Acıöz çayıdır. Bu çay Tepeköy'den çıkar, Tatların sulama barajından Kızılırmağa dökülür. İç Anadolu bölgesinin tipik örtüsü bozkır bitkileri yaygındır. Ancak toprak ve su şartlarının elverişli olduğu yerlerde bitkiler oldukça gürdür. Toprak alüvyal ve humuslu yapıda olduğu için gür bitki örtüsü vardır. Toprak yapısı ve iklim şartlarına uygun olarak üzüm bağları geniş yer kaplar. Tuzlu ve çorak topraklarda bitki örtüsü cılız ve seyrek olduğundan tarımsal faaliyetler verimli değildir. İlçe merkez ve köylerinde hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta et ve süt verim yönlü hayvanlar beslenmektedir. İlçe merkezinde süt birliğinin kurulması ile birlikte hayvanlardan elde edilen sütlerin pazarlama sorunu ortadan kalkmıştır. İlçede ayrıca koyun yetiştiriciliği yapılmakta ve yetiştirilen bu koyunların et, süt ve yağından yararlanılmaktadır. Pazar sürüyor canım, bunlar ya. Tek kere yani. Belki cumartesi.